Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Gündem Özel programından sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta Gündem Özel programında Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu ve hizmet iş sendikasını tanıyacağız. Sendikalı olmanın önemine değineceğiz ve ayrıca özellikle şu an gündemde olan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili süreci değerlendireceğiz. Merak edilenleri konuşacağız. Konuğumuz ise Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu İl Başkanı ve Aksaray Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sayın Nedim Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Deniz, Hak İş Konfederasyonu ve Aksaray Şubesini tanıyabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? Evet, ben başta bu fırsatı bana verdiğiniz için özellikle son gündemde olan işte taşeron işçilerle ilgili konular biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde gündemde. Dolayısıyla bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya ve sizlere huzurlarınızda, Aksaray'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi ben Nedim Deniz, Aksaray Hak İş İl Başkanıyım. Aynı zamanda Hizmet Sendikası'nın, Hak İş'e bağlı Hizmet Sendikası'nın da Şube Başkanıyım. Aksaray Belediyesi'nde çalışıyorum, aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde. Hak İş'i kısaca ve özetleyecek olursak, Hak İş 22 Ekim 1976 yılında Ankara'da kuruldu. Kurulduğu yıllardan ilk 4 yılı, Hak İş'in kuruluş yılı aslında ilk 4 yılı, önceki kuruluş yılı. Sonraki bir 4 yıl yasaklı dönemler biliyorsunuz, 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Evet. Darbeye denk geldi Hak İş'in kuruluşu. Bir 4 yılı öyle heba oldu. Ama 1984 sonrası, 7 Mayıs 1983'ten sonra biliyorsunuz grev ve lokaut ve işçi sendikalar kanunu çıktı. Çıkarıldıktan sonra Hak İş'in büyümesi, hızlanması, Türkiye genelinde yayılması bir ivme kazandı. Hak İş Türkiye'de ikinci büyük konfederasyon. Hak İş'e bağlı 22 adet sendika var Hak İş'in bünyesinde. Bunlardan bir tanesi zaten Hizmet İş Sendikası. Bu Hak İş'in en büyük sendikalardan bir tanesidir. Hak İş'in Türkiye'de şu anda Ocak 2018 tarihi itibariyle 617 bin civarında bir üye sayısı var. 617 bin. Hizmet İş Sendikası'nın ise 251 bin civarında bir üye sayısı var. Hizmet İş Sendikası dediğim gibi Hak İş'in en büyük sendikası. Hak İş isminden de anlaşıldığı gibi hak ve işi bir araya getiren bir sendika. Hakkı savunan ama burada hakkı savunurken de iş yerlerinin karşısına alan bir sendika değildir her zaman için. Çünkü sendika denince Türkiye'de biliyorsunuz 12 Eylül döneminin sendikaları hep gündeme. İnsanların belli bir yaş gruplarında sendika denince 12 Eylül döneminin sendikacılığı gündeme geliyor. Kavgalar, sokak kavgaları, 12 Eylül olayları biliyorsunuz daha çok sendikalar bu işlere hız vermişti bu olaylar, sokak olaylarında. Dolayısıyla sendika denince insanlar biraz tedirgin oluyor ama asla sendikacılık bir tedirginlik değildir. Sendika işçinin güvencesidir. İş yerinin muhatap olduğu taraftır. İşçiyi savunan taraftır. İşvereni savunan taraftır. Sendika demek hep işçiden yana değildir. Tamam, işçinin korumasını yapacak, onun için mücadelesini yapacak ama karşıdaki işvereni de asla yok saymayacak, yok saymamaktadır. Dolayısıyla Hak İş'in misyonu, vizyonu budur. Emek insan, önce emek ince, önce insan. İşçinin alın terimizin mücadelesini yapar. İşte işçi işveren ilişkilerini düzenler. Bunu gerek sözleşmelerle gerekse görüşmelerle işçi ve işveren arasındaki sorunları giderir. Yani sendika budur yani. Sendika işçinin bir güvencesidir. Peki Sayın Deniz, 40 yıldır alın teri, emek ve mücadele için çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Aksaray'da üye sayınız nedir? Biraz Aksaray'a dönecek olursak. 1700-1800 civarında Aksaray'da Hak İş'in üyesi var. Hak İş'e bağlı sendikalarda dediğim gibi 22 tane sendika var. Evet. Birçoğu Aksaray'da yok. Mesela Öz Orman Sendikası falan var. Bizim burada ormanla ilgili bir işletme olmadığı için var ama. Tabii ormanın olduğu iller var. Bursa'dır, işte İstanbul'dur, Bolu'dur, Ege illeri gibidir. Onlar yok. Ama diğer bizim sendikalarımız var burada. Başta Hizmet İş Sendikası. Bu Hizmet İş Sendikası genelde tüm yerel yönetimlerle ilgili, belediye ve özel idarelerle ilgili yerlerde örgütlenme yapıyor. Yani oralarda daha çok bizim işçilerimiz var. Onun yanında büro işi yapan, mesela hastanelerde, kredi yurtlarda, üniversitede,
öz büro sendikamız var. Hı hı. Sağlık sendikamız, öz sağlık var. Güvenlik sendikamız var, özgüven sen. Yani yine de bu sendikalarla beraber 1700-1800 zaten Aksaray'da 2000'in üzerinde bir taşeron çalışan var Aksaray'da. Evet. Peki Aksaray merkez dışında ilçelerde bir var, örgütlenme çalışmalarınız var mı? Tüm ilçeleri kapsıyor mu bu çalışmalar? Tüm bizim zaten örgütlenme çalışmalarımız Aksaray ilinin tamamında var, hı hı. ilin genelinde. İlçelerde var. Ağaçören Sendikası'nda biz yetkiliyiz zaten. Evet. Gülağaç Belediyesi'nde, Gülağaç ilçesinde yetkiliyiz. Hı hı. Aksaray merkezde yetkimiz zaten var. Aksaray Belediyesi'nde var. Diğer kurumlarda var. Hı hı. Belde belediyelerinde var. Mesela Yeşiltepe Belediyesi, Topakkaya Belediyesi. Nevşehir'in Acıgöl Belediyesi hatta il dışında da bir ilçe belediyesi de bizim örgütlenme alanımıza ve yetkisi bizde. Hı hı. Acıgöl Belediyesi Nevşehir'e evet. bağlı. Diğer beldelerde de var. Sultanahmet olsun, Eskil, Eşmekaya. Peki yaptığınız toplu iş sözleşmelerinde en çok verim aldığınız konular nelerdir ya da sıkıntı yaşadığınız konular nelerdir? Sendik olarak Aksaray ve ilçeleri kapsayan çalışmalar içerisinde. Şöyle bir durum oluyor. Bu toplu sözleşme görüşmelerinde taraf biziz zaten. İşçi tarafı hı. biziz. İşveren tarafı da ya belediyedir ya da resmi bir kurumun bir tanesidir. Fakat görüşmelerde şöyle bir durum gündeme geliyor. Şimdi belde belediyelerinde biliyorsunuz bütçe sorunları biraz sıkıntılı. Yani belediyelerde, belde belediyelerinde zaten çalışan sayı da az. Mesela hı hı. 10, 15, 20. En fazla bizim Aksaray Belediyesi dışında ya da Aksaray Merkezi'nin dışında yetkili olduğumuz yerlerde işçi sayısı en fazla olan 20-25 belediye. Yani hı hı. bir belediye örnek verirsek bir Topakkaya Belediyesi var, bir Ağaçören Belediyesi var, Gülağaç Belediyesi var. Onlar da 20'yi geçmiyor, işçi sayısı düşük. Dolayısıyla bütçelerine göre bir pazarlık çalışması başlıyor. Tabii bizim görüşmelerimiz pazarlık usulü ama bu şu demek değildir. Yani oturuyoruz biz belediyenin de bütün şeyini sömürmüyoruz. Asla biz ondan yana değiliz. Başta hı hı. konuşmanın başında da bahsettim sizlere. Evet. Biz sendika olarak biz işçilerin hakkını savunacağız sonuna kadar. Ama biz karşıdaki işveren varsa biz burada varız. Hı hı. İşveren yoksa biz yokuz. Dolayısıyla hem işçiyi yaşatmak hem de işvereni devamlılığını sağlamak gerekiyor. Sendikacılıkta bu çok önemlidir. Hı hı. Yani biz gidelim bir yerde %100 zam alalım. İşte bütçesini tamamının işte zaten kanunlarda sınırlıyor evet. bu Dilek Hanım biliyorsunuz. %30-33'ü personel giderlerinden fazlasını ayıramıyorsunuz bütçenizin. Hı hı. Belediyeler böyledir. Dolayısıyla bu şartları zorlayarak belediye başkanlarımız bizlere adım atıyor. Biz de belediye başkanlarımızın attığı adıma cevap veriyoruz. Yani ortada bir yolda, yerde buluşuyoruz ve sözleşmemizi imzalıyoruz. Dediğim gibi bu belediyelerin, belde belediyeler özellikle onların bütçeleri kısıtlı olduğu için zaten yatırım yapamıyorlar. Çoklu bütçeler olmadığı için imkanları da kısıtlı. Dolayısıyla biz belediye başkanlarımızla oturup 3 aşağı 5 yukarı sözleşmeleri imzalıyoruz. Bu her iki taraf için de mutlu oluyor. Bir aile fotoğraf veriyoruz. Herkes memnun. Ne güzel. Dolayısıyla herkes arkadaşlar da çalışmaya devam ediyor. Yani bu maaş zamlarını alıp yatma bizde asla yok. Hı hı. Çünkü bizim sözleşmelerimizde disiplin talimatnameleri de var. Evet. Çalışmayan işçilerimiz orada disipline uymuyorsa gerekli cezalar da var. Yani yövmeye kesmedir. Hatta işten atmaya kadar yani işten atmaya kadar giden süreçler var bizde. Dolayısıyla biz işvereni de bu yönde güçlü kılabiliyoruz yani. Biz tamam sözleşme yapıyoruz, hı hı. işçinin adına pazarlık yapıyoruz fakat işvereni de güçlü kılıyoruz. Peki Sayın Deniz aslında konfederasyon olarak ulusal ve uluslararası proje evet. çalışmalarına değineceğiz ama... Niçin sendikalı olunmalı? Yani sendikalı olmanın önemi nedir? Biraz bunu anlatır mısınız tabii. bize? Buyurun. Sendikalı olmak şimdi bir güvence dedim size. Yani hı hı. işçinin güvencesi sendikadır. Gücü sendikadır. İşçinin arkasında bir sendikanın olması işçiyi her zaman güçlü kılar. Evet. Dolayısıyla işçinin hem maddi hem manevi olarak sendika yanındadır yani. Dolayısıyla bütün mücadelesini yapar. Örnek verecek olursak. Mesela işten atmalar falan dedim ben size disiplin talimatnamesi de işten atmalara kadar gidiyor. Ama biz işten atmaya vuku bulmuş bir olayda bir çalışanımızda bir işçimizde bizim sendikamızın genel merkezinin 12'ye yakın avukatları var. Hı hı. Yani bu demek şu demek değildir. İşçiyi belediye ya da başka bir kurum işten atıyor ama bu işçi haksızlığa uğraya da biliyor. Hı hı. Yani bir başka bir olay vuku buluyor ya da
Belediyede çalışan başka bir durumdan kaynaklanan bir şeyden haksızlığa uğramış olabiliyor. Bu dolayısıyla biz bu durumda da işçinin yanındayız. Ama mahkemelerdir, süreçtir uzar. Hak neredeyse ona karar veriliyor zaten. Dolayısıyla işçinin alın teri, sosyal hakları, yaşam standartları, çalışma usulları, çalışma şartları, iş yerindeki çalışma şartları, biliyorsunuz iş sağlığı ve güvenliği de ön plana çıktı şimdi. O da çok önemli. Dolayısıyla biz hep işçinin yanındayız sendika olarak. Sendikalı demek bir aslında sigorta. Bir arabanın kaskosu var ama işçinin de sendikası var. Öyle diyebiliriz. Evet, önemi yani bu kadar önemli yani. Evet, Hak İş Konfederasyonu olarak birçok ulusal projeye imza atıyorsunuz. Evet. Bunu biraz açar mısınız bize? Özellikle Genel Başkanınız Mahmut Aslan Bey. Gerçekten özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da sık sık bir araya geliyor. Ve zaten en büyük gündemde aylardır konuşulan taşeron işçilerin kadroya alınması. Ama konu başlıklarımızda tabii ki en önemli konumuz bu ama öncesinde ulusal ve uluslararası projelerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Hak İş'in Genel Başkanımız Mahmut Aslan önderliğinde aslında uluslararası birçok çalışmalara imza atıyor Hak İş. Uluslararası sendikalara da üyeliğimiz var. Mesela bizim Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalar Federasyonu EPSU. Evet. Hak İş oranın üyesi. Ayrıca yine bu Avrupa Kamu Hizmetleri ve uluslararası bu PIC diye bir sendika var. Orada da üyesi. Uluslararası birçok sendikamız programlara katılıyor. Türkiye'ye davetler yapıyor. Türkiye birçok yabancı ülkelerden sendika temsilcileri, sendika başkanları geliyor. En son Ankara'da kuruluş yıl dönümümüz vardı mesela. Ankara'da Hak İş'in Hizmet İş Sendikası'nın kuruluş yıl dönümünde 24 Ocak'ta yaklaşık 25 ülkeye yakın sendika temsilcileri Ankara'da buluştular. Bizim kuruluş yıl dönümümüze katıldılar. Orada programlara katıldılar. Yani Hak İş aslında Türkiye'den sınırların çok dışında. Sendika başkanımız, genel başkanımız Mahmut Aslan Bey'in hep söylediği şu. Nerede bir mazlum varsa onun bütün sorumluluğu bizdedir diyor. Nerede bir haksızlığa uğrayan varsa hangi ülkede olursa olsun bizim sorumluluğumuzda diye yola çıkmıştır Mahmut başkanımız. Dolayısıyla biz uluslararası sendikalarla da işbirliği içerisinde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Peki Sayın Deniz, kamudaki işçi taşeronların kadroya alınması süreci şu anda mülakatlar gerçekleştiriliyor. Evet. Aksaray'da bildiğim kadarıyla 2000'in üzerinde kamuda çalışan taşeron işçi kadroya alınacak. Süreci biraz baştan alarak değerlendirir misiniz? Şimdi biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşlarında yerel yönetimlerde dahil işçi alımından yani taşeron üzerinden çalışma, hizmet alımı üzerinden çalışmalar işçileri öyle alınıyordu işlere. Bu 1933'te çıkmış bu yasa, taşeron yasası. Günümüze kadar devam etti. Fakat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta hatırlarsanız televizyonlarda canlı yayında taşeronlarla ilgili son noktayı koydu. Evet. Kadro vereceğiz dedi. Bu 25 Aralık'ta da 696 sayılı kanunda kararname yayınlandı biliyorsunuz. Taşeron işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi, çakılı işçi olmaları. Şimdi taşeron işiyle iş yapmak aslında küresel ekonominin de bir şeyi, tuzağı. Aslında Cumhurbaşkanımız bunun karşısında çok iyi durdu. Cumhurbaşkanımız her zaman bütün olayların karşısında dik duruşunu sergilemişti. Bu taşeron konusunda da dik duruşunu sergiledi. Yani Türkiye'de yaklaşık 850 bin, 900 bin civarında taşeronların kadroya geçiş işlemlerini başlattı. İşte kanun hükmünde kararname yayınlanarak. Bu şu demektir. Kamu hizmetinde, kamu hizmetlerinin kamu personeliyle yapılmasını istedi. Yani bir üçüncü bir şirket eliyle yapılmasından hiçbir zaman hükümetimiz aslında hoşnut olmadı. Fakat ortada bir yasa var 33'ten beri çıkarılmış ve bundan da bütün kamu ve kuruluşlar faydalanıyordu. Fakat Cumhurbaşkanımız buna dur dedi. Çünkü bu yarayan bir kanaydı. Taşeron yasası. İşte ücret düşüklükleri, çalışma şartlarının ağırlaşması, çalışma sürelerinin uzun olması, iş sağlığı ve güvenliği açısından bir sürü tehlikeli işlerde çalışan işçilerimizin korunması gibi. Fakat bu işte dediğim gibi 25 Aralık'tan sonra 696 sayılı kararnamede
taşeron işçilerin işçi kadro işçilere geçiş süreci başlatıldı. Hı hı. İşte müracaatlar alındı biliyorsunuz, evet. Malumunuz. Müracaatlardan sonra buyurun. Yazılı, buyurun siz devam edin. Müracaatlar alındı. Ondan sonra dosyalar düzenlendi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz araştırma emniyet güvenlik araştırmaları yapılıyor. Hı hı. Daha sonra kurumlar yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuyor. Bazı kurumlar sözlü, sadece sözlü yapıyor ama hem yazılı hem sınav yapan kurumlar da var. Burada işçilerimizin ben yazılı sözlü denince ortada da şey dolaşıyor. Mesela işçiler kadroya geçerse çalışmaz. Aslında kulağımıza da çok geliyor. Bu belki bütün insanların da kulağına, çalışanların da kulağına gidiyor. Aslında öyle bir şey yok asla. Yani işçi alın terinin karşılığını alarak o kurumuna hizmetini yapacaktır. Şimdi Türkiye'de çalışma hayatında reform niteliğinde bir adım bu ve sonuçlanmak da üzere bildiğim kadarıyla 2 Nisan'da tamamen tüm Türkiye genelinde nihayete erecek. Şimdi Türkiye genelinde 1 milyona yakın galiba değil mi? 859 bin civarında taşeronların geçişi olacak. Peki, güvenlik araştırmasından çıkanlarla muhtemelen evet. Güvenlikle ilgili ciddi biliyorsunuz son 15 Temmuz evet, olayından 15 sonra, Temmuz olaylarından sonra biliyorsunuz işe girmelerde falan, hı hı, güvenlik ön plana çıktı. Ben güvenlik araştırmasından takılmayan işçilerimizin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro alacaklarına eminim. Peki Aksaray'da kurumları nitelendirirsek işte 2000'in üzerinde bir taşeron işçi, hı hı, kadro alacak. Hangi kurumlardan kaç sayı, bunu açabilir miyiz onu biraz? Onu aşmadan önce müsaade ederseniz bir, buyurun, konuya da değinmek, hı hı, istiyorum. Şimdi 2 Nisan'a kadar kadrolarına geçecek. Hı hı. Bitecek yani 2 Nisan son. Aslında bizim Hak İş Sendikamız, Mahmut Aslan'ın başkanımızın önderliğinde taşeron çalışanlarla ilgili de sözleşme yaptık biz. TİS, evet, toplu iş sözleşmeleri. Hı hı. Aslında bu çok bilinmiyor ama bunun öncülüğünü Hak İş yaptı. Hı hı. Hak İş Türkiye'de bu taşeron çalışanların haklarının savunması ve maaş zamlarının artışını TİS yani toplu iş sözleşmelerine bağladı. Hı hı. Bu şu demek oluyor. Biz şimdi kadrolu çalışanlar var biliyorsunuz kamu kurum kuruluşlarında. Evet. Mesela köy hizmetleri, devlet su işleri, Aksaray belediyeler, diğer kuruluşlarda. Son zamanlarda bu taşeron üzerinden hizmet alımıyla çalışmalar, işçi çalışmaları öyle yapıldı. Dolayısıyla bu arada bizim Hak İş'in başlatmış olduğu bu toplu sözleşme görüşmelerinde biliyorsunuz yüksek hakemden çıkıyor bu toplu sözleşmeleri. Hı hı. Biz örnek veriyorum hastanede çalışanlar var. Bunlar biliyorsunuz asgari ücret üzerinden çalışılıyor. Evet. Biz gidiyoruz orada örgütlenmemizi yapıyoruz, üyelerimizi yapıyoruz. Yetki belgesini bakanlıktan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldıktan sonra toplu sözleşme süreçleri başlıyor. Hı hı. Görüşmeler, işte grev oylaması falan. Bunlar tamamlandıktan sonra bu görüşmeler bakanlığın almış olduğu bir kararla oturup karşılıklı sözleşme değil ama yüksek hakem kararıyla. Yani biliyorsunuz memurlar olsun, işçiler olsun toplu sözleşmeleri başlar Türkiye'de. Eğer tıkanırsa yüksek hakeme gider. Yani kararı yüksek hakem verir. Fakat taşeronlarda öyle değil. Tamamen sözleşmeler direkt yüksek hakeme gidiyor. Biz Türkiye genelinde birçok yerde sözleşmemiz var. Ben Aksaray'dan örnek verecek olursam hastanede çalışan 250'ye yakın, 270'e yakın işçi, çalışan temizlik işçilerimize sözleşme imzalattık. Biz yüksek hakemden çıktı. Bunların yıllık memura verilen maaş zam oranında maaşlar artışları oldu. Sosyal ödenekler yapıldı kendilerine. Eğitim yardımları, çocuk yardımı, aile yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı gibi yardımlar aldılar. Yani ortalama %10 ile 15 arasında maaş artışları oldu. Hatta bunların sözleşmeleri var biliyorsunuz, ihale sözleşmeleri. Evet. Bunların sözleşme tarihini kapsıyor toplu iş sözleşmesi. Şöyle diyeyim size, 2015 yılı ile 2017 yılı arasında çalışan aldı hastane. Bu sözleşmeyi yaptı, 100 kişiyi çalışmaya aldı. Bizim toplu sözleşmesi çıktığı zaman 2017'de imzaladı isek bile 2015'ten geriye dönük bütün haklarını aldık. İşçilerle ilgili yani bu Hak İş'in Türkiye'de yapmış olduğu büyük bir reformdur. Bu da tabii bakanlığın ve başbakanlığın vermiş olduğu izinlerle oldu. Yani ben bunu belirtmek istiyorum. Biz zaten kadrodan sonra da bu işler olacak ama biz kadroya geçmeden önce de taşeronların yanındaydık. Hak İş olarak biz onların yanındaydık. Artışlar, maaş artışlarının dışında işçiler kadroya
geçince ne gibi avantajlar elde etmiş olacak? Yani fark nedir? Şimdi işçinin güvencesi kadro zaten biliyorsunuz. Evet. Yani en büyük güvencesi kadro. Özellikle de resmi kurumlarda çalışan işçiler kendinde bu güvenceyi görüyor. Dediğim gibi yani işçiler şu anda bizim belediyeden örnek verecek olursak zaten bu kanun hükmünde kararname çıktıktan sonra şirket olmayan belediyeler şirket kurma zorunluluğu getirildi. Ama bizim Aksaray Belediyesi'nin zaten bir şirketi vardı biliyorsunuz. Azmi evet. Milli Türk Anonim Şirketi diye bir şirketi var. Bütün işçilerimizin geçişleri o şirket üzerinden. Şu anda aslında kanun hükmünde kararname kamu kurum kuruluşlarına çıktı ama dikkat ederseniz orada yerel yönetimlere ayırdı. Evet. Belediyeler ve özel idareler biliyorsunuz kapsam dışı bırakıldı gibi kadro geçişlerinde. Ama bu şu demek değildir. Yani bu güvencesiz çalışacak anlamına gelmiyor. Bizim de zaten belediyede kendi yerel yönetimler kendine göre bir kadro çalışması yapacaktır. Zaten malumunuzdur. Geçen hafta yazılı sınav oldu galiba. Evet. Bu hafta da sözlü sınavlar. Evet, mülakatlar devam ediyor. Mülakatlar peyderpey devam ediyor. Dolayısıyla bunların geçişleri peyderpey olacak. İşçinin en büyük güvencesi dediğim gibi kamu kurum ve kuruluşunda çalışmasıdır. Bunların hakları şöyle. İlerleyen süreçte bir toplu sözleşmeleri yapılabilir işçilerle ilgili. Biz şimdi mesela kadrolu işçilerle ilgili yapıyoruz. 2 yılda bir sözleşme yapıyoruz başkanımızla oturup. Evet. Anlaşma imzalıyoruz. Bu zaten basına da yansıyor. Bu kadroya geçişlerden sonra muhtemelen bu toplu sözleşmesi TİS yani yapılır. Çünkü biliyorsunuz taşeron çalışırken bile bazı işçilerde %10, 15, 20 maaş artışından çalışan işçilerimiz vardı. Dolayısıyla bu muhtemelen bundan sonra toplu sözleşmesine bağlanabilir yani. Evet. Peki Aksaray'daki kurumlarda kadroya geçiş yapacak olan işçi sayısını alabilir miyiz? Aksaray Belediyesi ve diğer kurumlar? Şimdi bizim örgütlü olduğumuz Hakişin ve Hizmet Sendikası'nın örgütlü olduğu mesela Devlet Hastanesi'nde 400'e yakın bizim üyemiz var. Kredi yurtlarda 120-150'ye yakın çalışanımız var. Aksaray Üniversitesi'nde 70 güvenlik, 95'de temizlik ve diğer hizmetlerde çalışan işçilerimiz var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde 76'ya yakın bir çalışanımız var. 25'e yakın da güvenlik sendikası üyemiz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı müdürlükte yaklaşık 80'e yakın üyemiz var, çalışanlar var. Kadroya geçiş olan 100'e yakın kişiler var ama bunun 20'si bize üye değildir. Sendika deyince bazı kesin arkadaşlar da korkuyor biraz. Çekingenlik oluyor. Onlar da üye olmayanlar. Ben onları da sayarak söylüyorum size. Aile Sosyal Politikalarına bağlı işte rehabilitasyon merkezleri falan var. Oralarda da çalışan var. Halk Sağlığı, Sağlık İl Müdürlüğü'nde çalışanlarımız var. 26 kişi halk sağlığında var. 17-18 kişi de Sağlık İl Müdürlüğü'nde çalışanlarımız var. Bu Ortaköy Hastanesi, diğer ilçelerdeki tabii Kamastana birine bağlı olduğu için bunlar. Evet. Tamam bunların içinde zaten. Yaklaşık toparlarsak 1700-1800 kişi Hakiş'in üyesi ve kadro içinde yaklaşık 2000 kişi Aksaray'da çakılı kadro olacak inşallah. İnşallah hayırlı olsun diyelim İnşallah. Kadroya geçecek tüm taşeron işçilere. Biraz önce aslında kısaca değindiniz ama hizmet verdiğiniz sektörde karşılaştığınız hani sendika olarak bir sendika başkanı olarak zorluklar neler? Siz neler yaşıyorsunuz? Ya bizim aslında sendika olarak zorlandığımız şeyler Türkiye'nin aslında sorunu bu. Bu dikkat ederseniz hükümetimiz de aslında kamu personeli üzerinde çalışıyor. Bu basına gerek görsel basın gerekse yazılı basına bazen ara ara yansıyor haber olarak. Bir kamu personeli çalışması olsun isteniyor. Yani tek kalem kamu personeli olsun diye. Fakat bu muhtemelen uzayacak gibi pek şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Şimdi bizim zorlandığımız konulardan bir tanesi şu. Şimdi Türkiye'de bir memur kesim var çalışan, bir işçi kesim var çalışan. Evet. Aslında işçi denince akla ağır işte çalışan, dışarıda çalışan, işte yol, su, elektrik, kanalizasyon, diğer hizmetlerde çalışan. Memur denince de masa başı çalışanlar geliyor. Fakat Türkiye genelinde bir araştırma yapacak olursak, işçilerden de masa başında çalışan çok.
Şimdi evet. bizim belediyede bizim arkadaşlarımız var 6-7 tane mühendis yani. Bunlar kesinlikle yukarıda iş yerinde bir masa başı işi yapıyor. Daha doğrusu mesleğini icra edeceği yerde çalışıyor. Yani mühendis olmuş, arkadaş proje kontrolü yapıyor, araziye gidiyor. Dolayısıyla bizim sözleşmelerde, TİS toplu sözleşme görüşmelerinde bazen bazı reflekslerle karşılaşıyoruz. Yani memur kesimi biraz işçinin sözleşmelerinde yani işçi şunu alıyor, ikramiye alıyor, bunu alıyor diye biraz şey oluyor, problem çıkıyor. Onun dışında çatışma çıkıyor. Yoksa biz bu ülkenin aynı ülkede yaşayan insanlarız. Çok da problem değil ama karşılaştığımız zorluklar bu. Ya da bu kıyaslama oluyor, bu bizi yoruyor şöyle. Memura şu verildi, işçiye bu verildi. Memura şu verilmiyor, siz niye bunu istiyorsunuz gibi. Biz zorluklarla karşılaşıyoruz işin doğrusu. İşiniz hiç kolay değil. Yani biz ama bunu şöyle söyleyin Dilek Hanım size ben. Bizim sendikamızın dedim ya, önce insan önce emek yani. Biz evet. emeğe mücadelesini yapıyoruz. Burada memurdur, işçidir, diğer çalışandır hiç önemi yok. İlkeli, kararlı, onurlu, sorumlu bir sendikacılık yapmak istiyoruz biz. İmzamız, bizim attığımız imza sözleşme. İşçinin kararı zaten. Biz imza işçinden kararı olmadan atmayız zaten. Dolayısıyla geleceğimiz hayallerimiz kadardır diyor bizim sendikamız. Hakkın bize emanettir yani. Seni sendika korur. Yani işçiyi sendika korur dedim size. Yani işçi sadece sendika işçinin maaşının mücadelesini yapmıyor aslında. Bizim hak işin mesela her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü evet. biliyorsunuz. Kadınlar Günü etkinlikleri var. En son Ankara'da 7 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın katıldığı 7 Mart'ta Kadınlar Günü'ne özel bir program yapıldı. Arena kapalı spor salonu var Ankara Arena. Evet. 15 bin kişilik. Hatta bir 10 bin kişi de dışarıda kaldı. Biz Aksaray'dan 100 kişi getirdik. 100 bayan. Evet. Yani oraya ama inanın salona biz giremedik. Cumhurbaşkanımız da salonun dışındakilere bir konuşma yaptı. Sonra da içeridekilere bir konuşma yaptı. Yani şuraya geleceğim biz sendika olarak sosyal faaliyetlerin de içerisindeyiz aslında. Etkinliklerin de içerisindeyiz. Yani Türkiye tam tarihini hatırlamam ama Hak İş Sendikası, sendikamız dünya su sorunuyla ilgili de işte Ankara'da bir program yaptı. Yani buraya da 25-30 ülkeden katılımcılar geldi. Su temel bir insan hakkıdır. Asla ticaretleştirilemez dendi yani. Bu tartışıldı. Uluslararası bir tartışma şeyinde, platformunda tartışıldı. Dolayısıyla sendikamız bu alanlarda da çalışmalar her zaman yapıyor. İşçinin sadece maaş mücadelesini yapmıyor. Yani. Aslında evet, Türkiye'de işçi sendikalar arasında baktığımızda sosyal tesisleri olan da bir sendikasınız ayrıca. Hani çalışanlarınızın yararlandığı. Türkiye'de hangi noktalarda sosyal tesisleriniz var? Biraz... Ankara'da bizim bir emek konuk evi diye bir 4 yıldızlı otel ayarında bir konuk evimiz var. Bütün işçilerimiz Ankara'da bir işi gerek sağlık olsun gerekse başka bir özel işi olsun. Oradan faydalanabiliyorlar. Ama bizim Hak İş'in böyle bir turistik bir şeyi, turizm yerlerinde falan bir tesisi yok. Peki. Evet Sayın Deniz, özellikle 2 Nisan'dan sonrasını bu taşeron kadro alımında değerlendirecek olursak, toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Şimdi 2 Nisan'dan sonra dediğim gibi bu güvenlik araştırmasından bir sorunla karşılaşmayan işçi arkadaşlarımız kadroya geçişleri tamamlanmış olacak. Yani bunlar kurumlarında çakılı kadro olacaklar. Çakılı dememin sebebi zaten kararname de öyle çıktı dikkat ederseniz. Evet. Yani işçilerin bir tayin hakkı yok biliyorsunuz. Evet. Çakılı ifadesi oradan geliyor. Evet. Yani peki bu ileriki bir süreçte değişebilir mi, esneyebilir mi? Bu dedim ya size, hükümetimiz aslında çalışma yapıyor. Kamu personeli çalışması. Belki o kapsamda değerlendirilebilir. Memur gibi atamalar olur, eş birleşim olur. Başka bir faktörlerden de işçi geçişleri olabilir ama kararname öyle değil, çakılı olarak çıktı biliyorsunuz. Herkes evet. bağlı bulunduğu kurumda çakılı evet. işçi kadrosu alacak. Çok bağlayıcı bir madde. Ama biz ona takılmıyoruz. Biz aldığımız bu mücadelenin Hak İş'in vermiş olduğu taşeronla ilgili gerçekten de genel başkanımız çok mücadele verdi. Mahmut Aslan. Yani bunlar basına defaten basında yayınlandı. Cumhurbaşkanımız başta, Çalışma Bakanımız, Başbakanımız.
Aslında bundan önceki başbakanlarda biliyorsunuz taşeron yasası sadece 5 Aralık 2017'de sınırlı değil. Evet. Bundan önceki başbakanlar döneminde de, bakanlar döneminde de çok defaten gündemine geldi ama son noktayı 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra da Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız noktayı koydu. Çalışma Bakanımızda ben parantez açmak istiyorum. Buyurun. Jülide Sarayeroğlu biliyorsunuz bu Hak İş'te çıktı bu arkadaşımız. Bizim Hak İş'in personeli. Şöyle Hak İş'in Öz Sağlık Sendikası'nın başkanlığını yaptı evet. Jülide Hanım. Dolayısıyla Hak İş'in bir neferi olarak şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaktadır. Bunun yanında da bizim daha Türk siyasetine ve hükümete kazandırmış olduğumuz, Hak İş'in kazandırmış olduğu önemli simalar, isimler var. İzin verirseniz onlardan Tabii, da lütfen bahsedeyim. buyurun, saygıyla analım. Necati Çelik var. Allah rahmet eylesin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Salim Uslu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri şu anda da. Evet. Hüseyin Tanrıverdi var. Manisa Milletvekili. 3 dönem Manisa Milletvekili yaptı. Aydın Ünal var, AK Parti Ankara Milletvekili. En son işte Jülide Hanım, Jülide Sarıeroğlu var. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız. Yani biz sendika olarak sadece işçilerin de yanında Türk siyasetine de önemli simalar kazandırdık. Peki Sayın Deniz, artık veda edeceğiz. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şuna da değinmek istiyoruz Dilek Hanım, bu da eksik kalmasın dediğiniz bir konu var mı? Şimdi ben şunları söyleyeyim size. Taşeron kararı zaten en çok gündemi meşgul Evet. eden. Çok farklı ve devrim niteliğinde bir karardır bu aslında. Verilen kadrodan sonra bundan sonraki iş alımlar çalışacak bütün işçileri artık kadrolu biliyorsunuz. Evet. Taşeron ortadan kalktı. Yani şimdi aslında insanlar da şöyle bir algı oluşturuyor. Taşeronlara kadro verildi değil. Aslında kazanım şu. Bundan Bundan sonraki sonra taşeron alımlarda yok. da. Evet. Peki, o Bu çok zaman önemli bir durum araya biliyorsunuz. giriyorum, özür dileyerek. Peki yeni alımlar ne zaman başlayacak? Bununla ilgili bir ön Yani tarih var mı verebileceğiniz? bununla bir Yoksa belli bir süre. tabii şöyle bir durum var. Tabii ki bu çalışanların hizmet süreleri sınırlı biliyorsunuz. Tabii. O emekli olan arkadaşlar gidecek, yerlerine yenileri gelecek. Bu süreç yıllara yayılacak. Dolayısıyla yeni alımlarda hep taşeron yok artık. Direkt kadrolu. Sınavdır artık. Memurlar KPSS ama işçi kadrolarda biliyorsunuz kurumların açmış olduğu sınavlar, mülakat, yazılı gibi sınavlarla işçi alımları başlayacak. Aslında dediğim gibi bizim en büyük kazanımımız, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Peki bundan sonraki işçiler. özür diliyorum. Yeni alımlarda yine kurumların inisiyatifinde mi gerçekleşecek sınavlar? Tabii. Yoksa KPSS gibi Şu ana bir kadar KPSS'ye dayalı bir işçi üzerinden bir sınav sistemi yok. ya bundan sonrası da olmayacak diyebilir miyiz? Muhtemelen işçi üzerinden olmaz diye düşünüyoruz. Şimdiye kadar hiç olmadı. Yani, Şimdiye kadar da alındı ha, biliyorsunuz evet. ama taşeronundan ziyade bu şimdiye kadar da kamu kuruluşlarına işçi alımı yapıldı biliyorsunuz. Peyderpey bundan önceki yıllarda. Onlarda da KPSS gibi bir şey yoktu yani sınav sistemi Yo, bu yoktu. yeni hani kadro Yenilere de alımlarından sonra. zannetmiyorum ben bir KPSS gibi bir memur sınavı gibi bir sınav olmayacak. Çünkü işçinin çok bir imza yetkisi olmadığı için yani işçi Evet. çalışan kesim, alın terini mücadelesi eden kesim. Onlar sınavları muhtemelen mülakat ya da yazılı O bir zaman bunu bu forum. şekilde netleştirmiş olalım. Kesinlikle. Buyurun. Cumhurbaşkanımız taşeron sorun çözümünde kararlar artık Türkiye'nin yeni bir dönemini iş hayatını da değiştirdi. İşçi ve işçi veren, iş ve işçi veren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi çok önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin bence son yıllarda almış olduğu en büyük, en radikal karar. Aslında muhalefet çok bu işe engel olmaya çalıştı. Yani bu kadroları veremezsiniz dendi. Yani 850 bin kişiyi düşünebiliyor musunuz? İş veriyorsunuz, kadrolu iş veriyorsunuz. O kolay bir iş değil. Yani bu bir işçinin maliyetini hesaplarsanız yani 5-6 bin liraya geçen bir maliyet vardır. Evet. Sigorta giderleri falan. Yani hükümet büyük bir adım atmış oldu yani. İnşallah sonra hayırlı olur. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Gündem Özel programında Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Başkanı, Aksaray Şube Başkanı Sayın Nedim Deniz Beyefendi'yi konuk ettik ve hem Hak İş Konfederasyonu hem de Hizmet İş Sendikası'nı tanıdık. Ama özellikle tabii ki en çok merak edilen konu taşeron işçilerin kadroya alınması süreciyle ilgili merak ettiklerimizi kendisinden öğrendik. Evet, Gündem Özel programında başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.